Herkese yeniden merhabalar. En son kaldığımız noktadan devam ediyoruz. Şu telefonu ben şöyle bir alayım bakayım. 21.21'miş saat. Bak, ne direkt mi tutayım? Şimdi bu bölümde ne yaptığımızı başlıktan okudunuz. Ha yok, başlıktan okumadınız. Belki görselden anlamışsınızdır. Çünkü tek bölümde bitecek bir şey değil bu olay. Gemiyi büyüteceğiz. Bu bizim ana gemiyi büyüteceğiz. Ama nasıl, neresini büyüteceğiz? Üst kısmı değil. Üst kısım tam böyle cuk, her şey yerinde. Her şeyden fazlaca var. Daha fazlasına ihtiyacımız olursa üst kısımda şey, hızlandırıcı modlardan yapıp onlardan takarız rafineri ve birleştiricilere. Yani ulan gözüm ne kaşındı be, kaydı açtım açar açmaz. Nereyi genişleteceğiz? Planı söylüyorum size. Bu alt şey var ya, hangar. Bu hangarı enine boyuna genişleteceğiz. Çok daha böyle gemi koca totolu bir şey olacak. Ve sağ ya da sol Mayday mi? Oğlum bak, yaklaşmayın bana, alırım aklınızı, roketim var. ve gemi, o hangarın sağ ya da sol tarafına, büyük ihtimalle sağ tarafına, yani şu tarafına şey yapmayı deneyeceğiz. Otomatik mekik yapma. Ne diyeyim ki ona ben şimdi? Ben onu... Yani her neyse. Otomatik mekik basacak bir tane alet. Böyle açılırken projektör yansıtacak. Burada da şeyler olacak. Kaynak makineleri döşeli. Böyle piston bunu geri çekerken böyle çatır 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 mekik yapacak. Öyle bir şey düşünüyorum. Ama bakalım nasıl olacak? Olacak mı, ne olacak, ne bitecek? Göreceğiz. Bir kere bu iticiler gidecek. Tamam. Neyse. O zaman nereden başlıyoruz? Tabii ki elle sökmeyeceğim. Tamam, elle yerleştireceğim. Ama ne elle kaynak yapacağım, ne elle sökeceğim. O kadar teknoloji gelişmişken ilkel olmaya gerek yok. Değil mi? Değil mi? O kadar geliştirmişiz her şeyi. O kadar teknolojimiz var. Sen bir yukarı gel bakayım. Çok güzel oldu be. Klasik gözüküyor böyle, eski kafa gözüküyor. Hem şekli hem rengi. Buna bir güç ver bakalım. Bu ayaklarla bağlıydı. Bu mekiğin de yenisini yapacağız ya, neyse. Hidrojen iticileriyle yapacağız. Çünkü savaş mekiğini geçtiğimiz bölümlerde söylemiştim de yok yani. Hangi akla mantığa, neye göre ben buna Ion motoru koydum anlamıyorum. Savaş mekiği çünkü. Bu zaten uzun sürede çalışmayacak. Kısa sürede olabildiğince hareketli olması lazım bunun. Şunu hop yerleştim. Hop kapat. Kapat. Bir şeyleri yakma. Tamam. Şimdi sağ tarafta. Nereye takılıyorsun lan? Dur bakayım. Oğlum sapık mısın? Kırsana şunu. Aa! Anlamıyorum yani nasıl bir sapıklıktı o ama. Neyse. Bunları kırınca malzemesini alıyoruz. Alıyoruz. Bu arada bunun kargosu boş mu? Dur. En önemli konu. Large container. Nerede büyük container? Boş. Büyük container boş. Tamam. Önce şu pahalı parçaları alalım. Ya da dur. Şimdi öyle yaparsak karışacak, bir dakika. Nasıl yapalım? Şuradan sen bana şey ver bakayım. Düz steel plate. Zaten bunu zırhlı yapmıyoruz. Bu zaten savaşa girmiyor. 16K. Peki production'a gel, üretime gel. Buradan sana birkaç bin tane daha yap.
Çünkü... Aa dur, ne yapıyorsun baby? Baby dur. Böyle assembler. Assembler 2. Aynı anda çalışın da bari. 3. 4. Tamam. Ölümüne siz oradan şey basın bana. Onu öyle yaparsak olmaz. Öyle yaparsak olur ama. Şu G'ye gel bakayım. Şu zırhlı bloğu kaldır. Buraya normal koy. O zırhlıyı da buraya koy. Tamam. Bunu tam olarak şöyle koyacağız. Değil mi? Evet. Burası böyle olacağı. Önce bir şunun izini yapalım da ondan sonra geri kalanını yaparız. Tamam. Bu şekilde gidecek. Bu şekilde gidecek, evet. Peki buraya gel. Burada da aynı şekilde buraya bunları koy. Üstüne de şunu koy. Tamam. Bu altta ne var ne yok sökeceğiz zaten. Gel bakalım. Hey. Kendi gemimi parçalıyorum. Herhalde üstteki taretler bizi korur diye düşünüyorum yani bir şey olursa. Bu havada mı kaldı? Buradan keseceğiz böyle. Buralarda hep böyle işimiz var, evet, maalesef. Bu... Aa yok, burayı da keseceğiz. Burayı da keseceğiz çünkü aşağıya doğru da şey olacak. Ne denir ona, sen söyle. Aşağıya doğru da gidecek çünkü. Sadece eline değil, hem eline hem boyuna. İşte teknoloji bu ya. Teknoloji bu. Al onları. Al 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 al. Tertemiz al. Hepsini kes. Kes 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 kes. Dur bakayım, çizgiyi doğru çekiyorum, tamam. Şöyle. Taretleri al, şey yaparken çok zorlanıyor yalnız. Bunun bağını nasıl yapacağız? Tabii onu da düşünmek lazım. Hop. Hop. Fazla gittim. Fazla gittim. Fazla gittim. Gel bakayım buraya. Fazla gittim. Burası kalıyor. Burası kalacak. Evet. Burası kalacak. Gel bakayım. Bunun borularını, kollarını uzatsam mı acaba daha da? Ha, tabii ki bu alttakiler de gidecek. Bu arada gemi şu anda, ana gemi kaymaz, hareket edemez, hiçbir şey olmaz çünkü şeye çevirdim. Üste çevirdim. Şu anda bir uzay gemisi değil. Hani I'ya basıp yapıyorduk ya. Kaymaması için o şekilde yaptım.
topla 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 topla. Bunları elle yapmak ölüm olurdu. Hatta ben bunun bütün kollarını şey yapayım. Ben bunun dört kolunu da şey yapayım. Ne denir ona? Parçalayıcı yapayım. Çok daha rahat hallederiz bence işimizi. Değil mi? Bence öyle. Zaten ne ki bunun parça istediği? Hatta kolları bir tık uzatıp birleştirsem mi? Bence öyle iyi olurdu da. Neyse, neyse, neyse. Şunları ya da yapayım mı ya? Emin olamadım. Vallahi çok kararsız kaldım. Birer tane hinç koyarım uçlarına. Ama bu sefer de çok yavaşlar, çok ağır olur falan, yavaşlar bir şeyler olur. Zaten bütün araçlarım ağır, bir de bu da ağır olmasın ya. Hı, evet. Şimdi değişiklik yaptığımız alet böyle koskocaman şey olunca, sen söyle adını, ana gemi olunca tabii ki bir şeyleri değiştirmek de bayağı uzun sürecek. Bakalım. Bakalım kaç bölümde bitecek bu. Aa bak, bunda bunları kırmam. Bunu kıramam. Ya olurdu şimdi ölürsem, ama kayıttan başlarım diyeceğim. Ama şimdi çok da kayıt almayacağım. Savaşa gitmiyorum ki. Çok zor sorularla karşı karşıya kaldım bir an. Şunu bir hop. Wow wow, easy easy. Şöyle. Şunu da al, tamam. Tamam tamam, gerisine dokunma. Şimdi buraya gel bakalım. Yani keserken yapmasan bile birleştirirken kaynak makinesine kesinlikle ihtiyacım var. O çok net bir şey. Ay yok, yapacağım, bu böyle uzun sürecek, tamam dur. Cık, vazgeçtim. Bak şimdi ne yapacağım biliyor musun? Evet be, sensörlerim hala çalışıyor, adamsın. Sen gel bakayım buraya. Şunları at bakayım buraya. Yok yok, yapacağım. Lan. Bunlar bunun niye içinde duruyor? Hah. İki tane yap. Ondan sonra... Oradan yeterli olur mu? Bir tık daha mı uzatsam kolunu acaba? Hadi bir tık daha uzat, hadi. Emin olalım. Çünkü bu önüne full yapacağım için şu iticilerin yakmaması lazım. Sen böyle iyi miydin? Sen böyle iyisin. Tamam. Tamam. Bir. İki. Üç tane koyduk değil mi diğer tarafa? Aynen. Hop hop hop. Gel bakalım buraya. Bunu ne, böyle mi koyduk? Böyle koyduk. Hop. 15 kilometre uzaktasın, kendini gösterip duruyorsun. Bak, uyarmayacağım seni bir daha. Sevgili Mayday. Düşman gemisi. Ayık ol. Ayık ol, ayıltırım. Bak canavar yukarıda. Bak canavar burada yatıyor. Tam bir canavar, yemin ediyorum. Kolları molları falan böyle. Ya da dur bakayım, uçları da kol yapayım, böyle şekli olsun. Aynen aynen. Ne dıt dıt, gerizekalı. Kafası karıştı.
Interior plate mi yok? Dur. Aa, burada vardır. Gel bakayım baby. Olmaz olur mu? Hayda, construction. Yapım şey bitti şimdi. Yapım malzemesi bitti. Her şeyi neyse ki buna söktüğüm için her şeyden var bol bol. Tamam. Şimdi burayı full parçalayıcı koyacağız. Steel plate var mı ki bende? Çelik plaka var mı bende? 124 tane varmış. Tamam. Ya sen şurada ne varsa versene bana. Burada bayağı bir şey lazım olacak bana. Şunu ver. Bunu ver. Neyse dolduysa üstüm sıkıntı yok. Şimdi boşalacak zaten. Küçük boru bilgisayar. Küçük boru bilgisayar. Küçük boru bilgisayar. Lan çok da bir şey is. Bunlar bu kadar basit mi oluyormuş ya? Püh. Üstünde düşünmeme bile gerek yokmuş bunları yaparken. Gel bakayım baby. Biraz yavaşladı. Yani. Olay böyle işte. Olay böyle de yalnız çok hızlı bir şekilde şeyleri dolduracak böyle. Ona dikkat etmek lazım. Sen söyle adını. Güzel oldu ha alet. Şaka maka güzel gözüküyor. Gel. Aynen. Koca gemiyi yiyip yutuyorsun yemin ediyorum. Aa, böyle çok daha güzel oldu var ya. Harika oldu bu şekilde. Tek kelimeli muhteşem oldu böyle. Herhalde olabilecek maksimum hızla falan gemiyi yiyoruz şu anda. Ha, takılmış mı aşağıya? Dur. Şunları yut. Tamam. Burası sınırın. Buradan sonraya geçiş yok. Bu ne? Tamam. O kalacak şimdi orada. Gel bakayım. 8000 güzel. Daha çok yerim var. Daha çok yerim var. Üf, İyi ki çarpmadım ha. Şunlar sanki havada kalmış gibi. Şunları bir hüpleti ver bakayım. Hey yavrum hey. Kafanı indir ha.
Gayet güzel. Gayet güzel. Kopan parçalar da savrulup gitmiyor. Bu bir üst olarak geçiyor ya şu anda. Kendi üst zannediyor ya. Hareketli bir şey değilmiş gibi zannediyor ya kendisini şu anda. Tamam dur. Evet orada dur. Orası son nokta. Ulan kapılar yukarıda kalacak. Neyse. Daha yeni ayıldım ona. Ya da şöyle yapalım. Şöyle yap. Çapraz yap hafif. Ay dur kafam karıştı dur. Dur kontrolleri karıştırdım bir dakika. Ha şöyle. Şunu da al. O önemli bir parça şu thruster'ı ha. Bu thruster'ı düzgünce al ki. Şuradan bir iz yapmam lazım. Neredesin Brutus? Şu elimdeki yeri atayım. Hop o değil. Buraya. Bu arada bunun kargosu doldu dolacak. Kafam döndü. Bir saniye toparlıyorum şimdi. Heh. Tamam. Zaten yaklaşmışız oraya baya. Yalnız şöyle bir şey var. Şöyle küçük ha. Vallahi gayet nokta atışı bile yapabiliyor ya alet. Güzel güzel. Şuna bir takılmadan devam etsen de hepsini alsak. Tamam. İşte bu kadar. İşte bu kadar değil yalnız bir dakika. İşte bu kadar değil. Daha burada bir şeyler daha var. Daha burada bir şeyler daha var. Hop onu alma. Tamam oraları tamam dur dur oraları elle halledeyim ki. Çalışmadın değil mi ha? Tamam. Şuraları şöyle yap. Okey, orası da öyle. Şunu al bakayım. Şunu al. Heh. Gayet temiz oldu burası. Burası da aynen. Bunları alacağız. Şuraya 2-3 tanesini koyalım. Üstüm doldu.
Sen mi boştun? Aynen. Şunları at. Burada başka bir şey yok değil mi? Yok. Tamam. Hemen gel buraya. Şuradan bunun hattını çek. Tamam. Tamam. Burası da böyle. Buraya gel bakalım. Şuraya da yerleştir. Okey, bu da tamam. Şöyle, 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 şöyle. Burası da tamam. Şimdi. Neredesin baby? Gel bakalım. Ne bu, yine kasmaya başladı sanki kendi kendine. Böyle bir hisse kapıldım. Kaynak makinesi. Gel. Hiç olmazsa üstüm boşalsın diyecektim de olmadı. Küçük boru. Küçük boru, küçük boru. Gel bakayım. Sende vardır ondan. Aynen. Şunları at. Bunlarla zaten işimiz yok. Full metal plaka ile işimiz var artık. Sadece metal plaka. Nasıl yavaşladı? Yani şunla elle ne kadar uğraşacağımızı düşün. Bir de şu haline bak. Teknoloji böyle bir şey. Teknoloji böyle bir şey. Bunun enerjisi tabii ne kadar yetecek bize, o da ayrı bir konu. O da bambaşka bir gerçeklik. Bunda şey yok mu ya? Uranyum koymadım değil mi ben buna? Tabii. Zaten çok uzun süre kullanmayacağız ki. Niye koyayım demiştim. Tamam. Bunu da hallettik. Şimdi bu canavarı şu yukarı bağlayalım. Bu şarj olsun. Ben de orada yeni blokların yerlerini koyayım. Yerlerini yerleştireyim yeni blokları. Şöyle. Ha gayret. Hop 9, 8, 7. Tamam. Sen burada takıl. Geminin altı üstü dur hepten gitti. Ha. Buraya gel. Buradan sen bana... Ah, niye alamıyorsun? Ya bu çünkü şey değil ki ya. Sadece bu gemiyi göster. Büyük kargo. Oha, buradan da alamıyorum. Yo. Bunların bağı kalmadı çünkü geminin geri kalanıyla. Aa, tamam. Şu yukarıdan bağlanıyordu bunlar. Tamam. Tamam, sıkıntı ya. Tamam. Hallettim. Tamam. Gel. Buradaki küçük ekrandan alabilirim ben onları. Teknoloji bu kadar gelişti işte.
Ne yaparsın? Şimdi. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bu genişlik nasıl? Gayet iyi gözüktü gözüme. Evet, yeterli. Buraya bir köşe koyuyorsun. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yeterli sanki mi? Dur bakalım. Şunu şöyle tam karşısına geç. Evet, iyi gibi bu. Bu iyi gibi. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz. Buçuk. Onuncuyu zaten yaptığım için saymadım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, buçuk. Harika. Tabii ki çok daha fazla itici koymam gerekecek buna. O acımasız bir gerçek tabii ki. Ona yapacak bir şey yok. Yüzümüze tokat gibi çarpan acımasız bir gerçek. Güzel. Herhalde hangar için bu yeterlidir diye düşünüyorum. Herhalde bu kadar hangar için yeterlidir. Dur bakalım. Şimdi şöyle yapalım. Şöyle yapalım. Kolay olsun. Şöyle. Ha, ya da dur. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pıçık. Hemen buraya gidiyorsun. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pıçık. Tamam. Şimdi bu şekilde geliyorsun. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Güzel. Gel bakayım buraya. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Bu buradan çıktı. Bu da buradan çıktı. Harika. Şimdi aynı işlemi alttan yapacağız değil mi? Hayır, alttan yapmayacağız. Alt biraz daha farklı olacak. Altı şimdilik şöyle getir bakayım. Şöyle. Wow, çok gittik. Dur. Çok gittik. Alt kısmı kalacak. Alt kısmı çünkü önce şu aşağıları da çekmemiz gerekiyor. Aynen. Aynen öyle.
Neyse şurayı da çek bakayım. Şurayı da çek bakayım. Neyse ki bunların kaynak işlemi inanılmaz rahat olacak. Canavarın yeni şeklinden dolayı sadece döşemesi zaman alıyor. Oha oha oha, nereye gittim ben ya? Yuh. Şuradan indirsene şunu. Gel. Ha. Şuraları sil. Burası üçgen değil mi? Üçgen, tamam. Buradan karşıya git bakalım şimdi. Çerçevesini yapalım da bir. İçini doldururuz. Dedi adam. Buraya gel. Tamam. Bu da okey. Hangar dediğim böyle olur. Bu hangarın üst kısmının iticileri falan da döşeriz rahat rahat. Bakalım, o önce bir hangarı bitirelim de altına üstüne bakarız sonra. Ya sadece hangar değil işte, aynı zamanda dediğim gibi şey de olacak. O makineyi de yapacağım yani. Mekik üretme makinesi. Tamam, tamam. O şey, o da olur, o da olur. Böyle düşünmemiştim ama o da olur. Şu üçgeni de koy da sen şuraya, unutmadan. Gelsin, gelsin. Şimdiye kadar bir tanesi gelip de çarpmadı şeyime. Şimdi çarparsa zaten bırakın gelsin ya. Ya hani insan böyle şey de olamıyor biliyor musun? Hani çok da rahat olamıyor. Tabii ta anasının gözüne gidiyorlar. Bunu da böyle koy. Şimdi bunu böyle yerleştir bakalım. Bunu da evet o şekilde yapacağız. Üçgeni koy. Tam birleşim noktasına ne yapacağımızdan emin değilim. Neyse şimdilik şöyle koy da ona bakarız sonra. Burayı da aynı şekilde. Şöyle. Tamam. Koca totolu bir şey olacak ama olsun. Burayı nasıl yapsak? Burayı nasıl yapsak? Burayı da o taraf gibi yapalım. Yani bence burayı da o taraf gibi yapalım. Hiç olmazsa hangarın önü arkası sağ sola aynı olsun da bir şekilde geri kalanını düzeltiriz zaten.
Al işte bu olmadı. Oğlum aleti bile çalıştırmıyorum ha. Nasıl enerji bitebiliyor? Oksijen ve hidrojeni niye doldurmuyorsun? Niye doldurmadığını çok iyi biliyorum da yani. Sen durduk yere o buzu nasıl bitirebilirsin ya? Yo var. Ha bu tamam. Tamam. Sıkıntı yok. Çünkü bağlı değil şu anda. Geminin geri kalanına bağlı değil. Yo bağlı. Bir dakika. Bu nereye gidiyor? Aa bu tamam. Bunlar bir yere bağlı değil. Tamam. Halbuki bu buradan da şu duvarın içinden bağlı olması lazımmış. Bence lazımmış. Bence öyle olmalıymış. Ama artık kim yaptıysa bu gemiyi bir şey demiyorum artık. Şunu. Burayı da böyle yaptık. Şurayı da şöyle tamamladık mı? Daha bitmeyecek tabii ki. Daha çok yolu var. Ya bunu kesmiyorum tabii ki ben. Tabii ki bunu böylece atacağım. Çünkü böyle. Ay gözlerim uyuştu yemin ediyorum. Nereye baktığımı bilmiyorum şu anda. Yo. Aynen, orası öyle. Tamam, öyle. Okey. Şunu yapmasan bence daha mutlu oluruz. Sen içte kalacaksın. O yüzden seni ben kendi elimle yapayım. Ha bak burayı yapmışım mesela. Kırmışım daha doğrusu. Wow. O nasıl bir kasmaktır kendi kendine öyle? Tamam. Burası da böyle. Bence her şey geldi yerinde ve güzel şu anda. Herhalde galiba. Bence öyle. Artık bence şeyleri döşeyebiliriz. Aradaki boşlukları. Hey yavrum hey. Bayağı bir şey düşeceğiz. Umarım şeyler yeter yani. Tamam bayağı demir var da. Şu yaptığımız zımbırtı da bayağı büyük. Emin olamıyorum yani. Şuraya harcanacak demir var ya. Kim bilir bu gemi kaç ton olacak şimdi? Kaç bin ton olacak? Neyse sıkıntı değil. Şu anda her tarafa bakan ikişer tane ion vardı. İyon itici vardı. Bunu her tarafa bakan 4 taneyle
değiştiririz. Her tarafa bakan 4 tane olur. O da her yöne 4 tane koyarsak bence yeterli olacaktır bize. Bir süre. Diye düşünüyorum. Olmadı, daha fazlasını da ekleriz canım. Şimdi geldik buraya. Dedi. Şunu da al. Wow wow wow, boşluk bırakma burada. Tamam. Bir de şöyle bir şey var. Dur bakayım ne kadar olmuş? 46 dakika olmuş. Bunu ben tek video yapacağım. Yani kesmeden böyle bir video boyunca şey olacak. Upuzun kayıt olacak. Artık ne kadar sürerse. Beni bağlamaz. Upuzun bir kayıt olacak. Kesmeden, biçmeden bu şeyi tamamlayacağım. Arada bir belki webcam'i kapatabilirim. Kötü örnek olmamak için yapacağım şeylerden dolayı. Ki şu anda onu yapmayı düşünüyorum. Ama açacağım tekrar yani, kapatırsam da. Kısa bir sürede webcam'i kapatabilirim. Şu görüntüye bak. Dur. Şimdi aa bak bak, ben yine çayımı unuttum. Vallahi çayımı unuttum ben yine. Dur. Soğumuş bile. Burası böyle. Kimi kendi içine falan çökmüyor. Çökmez değil mi? Uzaydayız yani. Ağırlıktan dolayı. Ha bir de bunun şeyi, limiti neydi acaba? Blok limiti. Ama yok ya. Çok çok daha büyük aletler yapıyor millet ya. Sanmıyorum blok limitine falan takılacağımızı. Dınıt dınıt. Neyse şu duvarı bitirelim de ondan sonra şey yapayım. Ya işte büyük araç yapmak, büyük araç, üst her neyse, büyük bir şeyler yapmak işte böyle oturup saatlerce bunları yaparak geçiyor. Şeyin olayı bu. Büyük bir şeyler yapmanın kötü tarafı bu. O hangara nasıl bir kapı yapacağız ya, o da başka bir konu şimdi. Bu kadar büyük, bu kadar büyüttükten sonra o hangar nasıl bir kapıyı acaba şey yapacak? Hop, burası da tamam. Vah. Şöyle yapalım. Bakayım. Şunu şöyle kısa bir süreliğine, hop. Kötü örnek olmamak adına şöyle şey yapayım. Ne denir ona? Kapatavereyim. Yanlışlıkla. Elim çarpmış. Elim kapanmış yanlışlıkla. Kendi kendine kapanmış. Of. Ne yaptı? Havaya bıraktı. Bir yere de takmadı bunu. O havaya resmen saldı havaya.
Daha da nasılsınız? Ne var ne yok? Sizden ne var ne yok? Hı? Biraz da siz anlatın. Yani şu büyük yapı işte hani diyorsunuz ya şey yap diye. Büyük yapı yap işte base yap. Onun içine onu yap bunu yap. Hep böyle dev yapılardan bahseden arkadaşlara söylüyorum. İşte büyük yapı yapmak böyle bir şey. Maalesef inanılmaz zaman alıyor. Dev üs yap diyorlar mesela diyenlere diyorum. Dev üs al sana dev üs bile yapmıyorum. Hani var olan gemiyi birazcık genişletiyorum, büyütüyorum o kadar. Ve şu olaya bak yani şurada yapılması gerekenlere bak. Bunu da basılı tutarak da çekebiliyorduk diye bir muhabbet vardı sanki diye hatırlıyorum ama onu nasıl yapıyorduk hatırlamıyorum. Neyse artık. Neyse varsa da artık işten geçti. Önümüzdeki maçlara bakacağız. Ulan mavi bak şu arkadaki astronotlar mavi gözüküyor ya şunun üstüne gelince. Dedim ki benim gemileri kim parçaladı? Nasıl parçalandı? Bir saniye içinde aklımda çılgın sorular attı bir an. Niye ya şu? Koy. İçimden geçir. Ne olacak? Aha. Sıra kaydırdım. Gibi bir şey oldu. Ama sıra kaymadı. Bunları da böyle şöyle birleştirdik mi? Ya işte ya şimdi bu kayıtta ben çağır çağır konuşuyorum mesela sizinle. Siz bunu yaparken tabii ki yani aslında bak bu tam Twitch'e göre bir şeydi ama işte ben o muhabbetleri daha adım adım giriştiğim için bir de şey var şimdi benim bu bilgisayarda Twitch'te alabildiğim kayıt çok limitli 720p'ye 30 FPS. Şimdi bu kaydın çözünürlüğüne bakın. Yani bu seri buraya kadar gelmiş bu şekilde şimdi. Tamam TRT çok istendiği için onu Twitch'te açarım ama Space Engineers'ı kalitesini düşürmek istemiyorum açıkçası ya Twitch'te oynayıp. Görüntü kalitesinden bahsediyorum. Altta kocaman bir boşluk var peki. Şurayı da çekelim sonra makineyle buralara bir girişelim bence. Böyle kendimi tedirgin hissediyorum. Hemen kırılıp dökülecekmiş gibi. Tamam. Bizim makinayla. Ama önce gel bakayım şuna bir. Bunun üstüne bir doldurmak lazım. Buradan bunu seç. Buradan kargoları seç. Büyük konteyner. Sal bunları içine. Ha onu değil. Ha şunları sal. Bunları da sal. Onu oha hepsini aldın mı? Wow. Ha, okey. Tamam dur. 263K zannettim değilmiş. Ha, çünkü burada değil yaptım metaller. Dur. Dur sil şunu. Ya bunun adı neydi? Hı. Bunu al. Bunu al. Bunu al. Bunu al. Doldun mu? Bunu da al. Ve bitti mi? Bütün steel. Hepsini seç bakayım. 26K. O zaman yok sen değilsin. Dur. Emin değilim şimdi buraya. Burası inanılmaz metal çekecek benden. Çelik plaka isteyecek. Gel bakın.
Sen kökte. Sen kökte. Sen kökte. Sen kökte. Ondan sonra envantere gel. Buradan kargoyu seç. Ya bu da olur. Bu da olur. Buraya gel. Rafineriye gel. Buradan sen metal işte. Sen demir işçi, sen de demir işçi. Siz ikiniz uranyum. Dur sen de demir işçi. Sen uranyuma devam et. 4 tane rafineri var zaten. Bu şekilde işleyin. Şimdi gel bakalım. Dur ne yaptı? Kafam karıştı bir dakika. Tamam. Senin şarjın ne durumda? Beyaz olan bir tane sen. Oo tamam şarj olmuş bile ki bunda zaten pil iki termine vardı. Hemen şarj oluyor, hemen pili bitiyor bunun o yüzden. Aslında buna küçük çıkıntısı yok mu hiçbir yerde ya? Var. Ben buna küçük reaktör takabilirim aslında bir tane. Ben webcam'i kapattım değil mi? Şimdi durduk yere videoyu silmek zorunda kalmayayım da. Kötü örnek olmamak için. Ha tam burası. Tamam bak tam burası güzel. Şuradan sen buraya. Bak bunları hazırladım bu arada şey yapmak için. Zıplama sürücüsü. Ve yer çekimi aleti. Yapacağız bunları da. Gel bakayım buraya. Reaktör. Küçük reaktör. Sana ben iki tane reaktör taksam. Reaktör component dediği reaktör malzemesinden 6 tane. Motor, bilgisayar, büyük boru, metal ızgara. Gel. Şuradan large'a gel. Bu arada bu muydu? Buydu. Şundan bir... Ay ne yapıyorsun? Ne yaptın sen yeğen ya? Böyle yap. Ondan sonra bundan al, bundan al. Metal plaka... Neyse. Thruster, reaktör komponent hiç mi yok? Emin miyiz? Olması lazım. Hatırlıyorum çünkü şeyden... Reaktör söktük en son büyük saldırdığımız gemiden özellikle. Topiklik yapma bana sakın da. Heh. 3-6 taneydi zaten. Tamam fazla bastık. Envantere gel. Ne oluyor? Reaktör komponentten nereye gitti? Bir şey çekti zaten ben yapar yapmaz da. Kim çekti onu? Nereye çekti? Ya da ben adını mı yanlış yazdım reaktörün? Oha 530 tane varmış zaten ya. Buradaymış. Gözümün önündeki şeyi görmedim. Ha bir de bu büyük boru istiyorduk değil mi? Tamam. Hop. Yavaş. Sakin.
Ulan yapım o. Sen her şeyi yap, en komplike parçaları getir, o senden yapı malzemesi istesin. Şoka gibi. At bunları da içine. Al 100 tane. Hatta gel bakayım, uranyum da al. Hazır buradayken. Uranyum. Fazla fazla yeter bunlar. Kokpitte bağlantısı yoktu. Buraya at bakayım. Hop çekecek mi? Çekiyor. Güzel. Haydi gidelim. Hehe, tabii ki hiçbir şey gözükmüyor. Şuraya biraz dokunduracağım galiba. Ha, iyi yaptı, okey. Şimdi bakalım teknolojinin nimetlerinden nasıl faydalanıyoruz? Ya muhteşem bir şey ya. Muhteşem bir şey ya. Ya hatırlıyorsunuz değil mi bu oyundaki base'i nasıl yaptığımızı Mars'taki? Bir de şunun yapılış hızına bak. Sanki boyuyormuş gibi sadece. Basitçe boyuyormuş gibi. Dur, çok da hızlanma. Şunu vallahi bir şey demiyorum artık ya. Hop. Oha, bir an dedim şey mi bitti yoksa? Metal mi bitti? Bilmem kaç K metal. Ara sıra bir dokunduruyoruz da olsun. Herhalde kendilerini de tamir ediyorlardır diye düşünüyorum. Yan yanalar sonuçta yani. Buraya şöyle bir gel. Hop. Şöyle. Güzel. Şu gemiyi yakmadan, iticilerimle ana gemiyi yakmadan şuraları az bir şey yaklaşıyorum sürtüyor. Az bir şey uzaklaşıyorum bu sefer yapmadan atlıyor. Şuraya, heh. Şöyle bir dokundur, tamam. Burayı da şöyle yaptık mı? Yemin ediyorum zevk ya. Şu bir zevk ya. Şu resmen bir zevk ya. Ne güzel yani şu kadar bu kadar sıkıcı bir işi, bu kadar uğraştıracak bir işi nasıl güzel bir şeye çeviriyor bir anda. İşte Space Engineers'ın güzel tarafı bu. Şöyle hem oraya hem buraya yetişebiliyor musun? Yetişiyorsun. Ben bir ayağı bir sürtürüyorum ön tarafa ama olsun yani. Yetişiyor musun? Yetiş. Aha bitti. Vallahi bitti. Al işte bak o kadar metal bitti. Ya tam olarak bundan bahsediyordum işte. Kalbim kadar tertemiz şu anda.
Nasıl hızlandı çakal. Hafifleyince. Gel bakayım buraya. Herhalde bu süre zarfında kayda değer bir şeyler yapmıştır diye düşünüyorum. Rafineriler. Bir an eyvah koydum diye şey yaptım da bir içim gitti de. Bağlan. Büyük kargo konteyneri. Buradan steel. Bu 30'lar onlar ne ya? Bu kadar mı yaptınız toplam? Bir dakika. Ne oluyor lan orada? Bir dakika. Niye geri alıyor? Geri mi alıyor bu? Anlamadım olayı. Bir dakika. Yo, assembler'dan al şuraya at. Bu niye geri çekiyorsun? Anlamadığım bir hikayeler dönüyor burada ama. Hayır, kargolarda yok. Assembler'larda var. Birleştiricilerde var sadece. Anlamadım yani niye şimdi böyle bir şey, ne oluyor? Kendimi üstüme alamıyorum çünkü kokpitin bağlantısı yok. Allah Allah. Çok ilginç ya. Ha, geri çekiyor. Şaka mısın oğlum sen? Neyse. Ne tür bir sığırlık dönüyor anlamadım ya. Ya ben 50 mi taşıtacağım bana bir bir? Steve yazdım. İş değil yemin. Şu yaptığın iş değil yani. O kadar şeyden sonra. Şu yaptığın iş değil. Şu attığın kazık. Rafineri metal ürettiği için mi? Ne yaptı? Bir şeye bastığı için mi yapıyor? Anlamadım ki. Dingili. Gel bakalım şu en son kaldığımız noktadan devam edelim.
Ölümüne metal harcıyorum. Üç saatlik enerjisi mi var? Ciddi misin? Hiç sanmıyorum 3 saat olduğunu. 3 yıl falan yazması lazım. Reaktör taktık biz buna, boru mu? Kaç para lan bir reaktör? Alt, üst, çapraz fark etmez. Yapıyor cayır cayır. Yavrum benim be. Şurayı da şöyle bir elden geçirirsek eğer. Tamam. Başka neresi kaldı? Üst var, alt var. Benim elimde ne kadar? Ha iyi, daha var. Davay davay. Peki. Alta zaten gireceğiz altı yaparken. O zaman şu üste şey yapalım. Ya da sen burada kal. Kaymazsın değil mi kendi kendine? Sen bana şuradan şey ver bakayım biraz. Şu üstü bir tamamlayalım. Hop. Burayı da tamamladık mı? Zaten genel bir şeklini yiyoruz bakalım. Daha altı tamamlamadan şu üst tarafları tamamladığımız zaman bence genel bir şekli göreceğiz. Dur bakayım. Okey. Şöyle mi yapsam acaba ya? Şöyle sanki daha mı hızlı olur gibi geliyor. Daha sanki hızlı olabilir bu şekilde gibi geliyor. Güzel. Gel bakalım buraya. He, bu kadar genişken zor olur tabi. Tabi. Önce bir iki sıra çekelim. Ondan sonra. Daha iç hatlarını da çekeceğiz bunun ya, neyse. Şey, konveyer hatları. Yuh, hala bayağı şeyi varmış be. Dur burayı da çekelim. Dur bakayım, sanki böyle yapınca daha bir hızlı oluyor, dur. Ah diyor adam sonunda ama olsun. Ah kafam diyor ama. Nasıl özlüyorum Emperor Galactic Survival'da şunu da bir şey yaparken. Var ya. Hazır oraları kapatmışken burayı da yapalım bence. Oha ne kadar yüksekte kaldı şeyler. Oo.
Oh baby. Neyse artık. Şu buz gibi şeyimden bir yudum daha alayım. Be. Tekniği çözdük mü? Hey yavrum hey, öyle bile git git bitmiyor. Böyle böyle ilmek ilmek işleyerek bu iş böyle olacak. Yapacak bir şey yok. Benim zaten şu anda beynim durdu. Eridi. Kulağımdan sızıyor şu anda beynim. Zaten çok bir şey yoktu. O da kulağımdan akıyıp gidiyor şu anda. Böyle aynı şeyi yapa yapa. Olsun. Olsun. Hiç olmazsa bundan sonra umarım bu videoyu izledikten sonra hiç kimse benden büyük bir şey yapmamı istemez. Yani... Abi orayı kes ha. Kes ha. Orayı kessem ne olacak bunu böyle uğraştıktan sonra? Neyse ama hiç olmazsa küçük araçlar için kesin çözüm üreteceğimizi düşünüyorum. Yani. Küçük araç basacağız ya burada. Dikene değil de enine yapabiliriz aslında. Neyse dur bakalım. Dur. Daha çok işimiz var. Wow wow wow. Bir de altından gelip diğer taraftan çıktım. Ah. Bu nedir lan? Daha çok var. Daha çok var. Öyle mi yapsam, böyle mi yapsam? Neyse, böyle devam et. Tamam, burası da tamam. Ha gayret az kaldı. Az kaldı, bunu yapınca bitecek. Az kaldı. Az kaldı. Yalnız... Şu anda yapıyor olduklarım veya elimdekilerin bunu yapması imkansız tek kelimeyle. Adam kafayı her oturttuğunda... Benim yüzüm niye kaşımaya başladı şimdi yine? Durduk yere. Gel. Gel az kaldı gel. Hoppa. Tamam. Bu da bitti. Bu da bitti. Bu da bitti. Bu da bitti. Bir şey merak ettim. Gel bakayım buraya. Reaktörüz. Reaktörleri şöyle bir grupla.
Daha önce yapıyordu, şimdi niye yapmıyor? Ona takıldım ben. Aç kapa. Heh. Acaba daha önce yaparken enerji yoktu, şimdi enerji olduğu için mi böyle manyadı kendi kendine falan diye düşünüyorum. Bir dakika. Ha, burası üste bağlı zaten. Tamam, burası sisteme bağlı. Hani sistemi bağlı diyeceğim. Yo, biz sistemden çektik. Ki zaten burası üst taraf. 9 5 ondan sonra 8 7. Steel plate. Vallahi ilginç, ne diyeyim ya. Vallahi anlamıyorum yani. Şu anda bunu neden geri çektiğini, metal plakları, anlamıyorum. Bunu kapatırsam da olmaz ki motoru. Hiç çalışmaz yani. Yani çok saçma şu anda diyeyim. Bu sapıttı galiba bence. Sıra bağladı bence. Yo, şeyler full uranyum basıyor, rafineriler. Onlarla alakası yok. Bu bir şey yapmıyor. Lan salak mısın? Abi bir dakika, ben... Eyvah. Disassembling mi? Şimdi anlaşıldı sebebi. Daha geçen bölümde de aklımdaydı. Umarım bunu da unutmam dedim. Şimdi bu assemblers, yapıcılar, yani parçaları yaptığınız aletlerin bir de parçalama modu var. Yapılmış parçaları parçalayıp işte madeni, her ne zıkkımsa ona dönüştürüyor. Ve bu ilki assembler 1 disassembling'de kalmış. Yani yaptığımız çelik plakaları parçalıyordu bir tanesi. 3 tanesi yapıyordu, bir tanesi parçalıyordu. Zaten o yüzden buradan çekiyordu. Hiçbir şey demiyorum. Vallahi hiçbir şey demiyorum ya. Neyse, yapmaya devam etsem bakalım. Sen yapmaya devam et bakalım. Bu meydeyi kaşınıyor. Oradan gitmiyor. Beni bekliyor. Ben sana bir uğrarım bir yere. Çok sürmez, ben sana gelirim. Şöyle, şunun altındakilere yetişebiliyor musun? Yetiştin, aslansın. Aslansın. Şuraya yetişebilecek misin? Neyse, dur, orayı hallederiz bir şekilde. Biz önce genel bölgeyi bir halledelim de. Heh, tamam, gel şimdi. Önce büyük kısmı halledelim. Heh.
Burayı da böyle dokundururuz. Oh yavaş. Bunları böyle. Ve bitti. Ve bitti. Bu kadarcık şey de bitti. Ya var ya çok büyük sığırım ya. Allah acayip büyük sığırım. Resmen bir tanesi yaptığım çelik plakaları parçalıyordu ya. Disassembling'de kalmış. Şaka gibisin. Bağla. Steel plates. Şuradaki büyük şeye at bakalım. Altı bin tane de aldık. Hadi bakalım. Haydi bakalım. 6000 tane daha aldık. Rötuşları elde yaparız sonra. Bazı yerler şey de şekilsiz olmuş gibi gözüküyor da. Burayı da bir elden geçirdik mi? Bir tek alt taraf kalacak, sonra bitiyor zaten. Vay arkadaş ya. Ha dur şöyle. Direkt yukarı çıkarak şey yapalım. Hop yükselme yükselme. Şöyle. Burayı da hallet. Tik gibi bir şey. Gayret. Gayret. Şurayı da yaptık mı? Şurayı da. Hadi. Aslanım benim yetişti be. Şurayı da. Hadi gayret, orayı sal, oraya da yetiştik. Şurayı da... Evet. Ne oldu? Bir tek altı kaldı. Haydi bakalım. Öte yandan da itici koymak için bol bol yerimiz oldu artık. Sıkıştırmaya gerek yok. Bayağı bir itici koyabiliriz ve jiroskopların da sayısını arttırmamız lazım tabii ki. Peki. Bir tur daha kilitlen de sen şu o yapılmış olanları alalım bari. Ne kadar var içimde? Bir şey 1700 kalmış zaten. Hiçbir şey kalmamış. Aşağıya yapmak için yalnız çok çok ciddi miktarlarda şeye ihtiyacımız var. Nedir onun adı? Çelik plakaya ihtiyacımız var. Buna gel. Şimdi bunun içine bütün yapılmış steel plate'leri al bakalım. Bu kadar mı? Bu kadar mı Brutus? Neyse. Olduğu kadar artık. Şu
Şuradan şuradan girişelim. Aha. Bir şey var. Gözü kaşından geliyor bir tane. Rust. Bu en son topladığımız şey değil mi? Büyük balıktan değil mi bu? Gelsin gelsin. Benim de şeye ihtiyacım olacaktı. İyi gelsin. Nedir onun adı nedir? İtici parçalarına ihtiyacım vardı. Ion için. Nereden çıktı o ses? Çatırt etti bir şey. Şuradan. Ha gayret. Oo yavaş. Yani şu elimdeki 10.000 tane ve yarısını kapatırsam iyidir. Ha tam şeyden geliyormuş ses. Gel bakalım. İyi ki gemiyi üse çevirmişim yalnız. Çünkü inanılmaz böyle ittire ittire şey yaparken inanılmaz kayardı. Sağa sola gemi. Büyük de ağır da olsa kayardı yani. Yalnız iyi bayağı bir şey. İyi iyi. Yarısından çoğunu götürdü. Güzel. Vallahi yarısından çoğunu götürdü. Güzel ve bitti. Tamam. Saldırayım mı lan sana? Ne kadar olmuş? 1,5 saat olmuş. Daha bir şey olmamış aslında. Normalde de 1 saatlik videolar atıyorum. Neyse dur. Yaklaşırsa, daha da yaklaşırsa saldırırım. Önce bir şu şasiyi bir bitirelim. O düşmanlardan bol bol var zaten. Bir yere kaçmıyorlar. Hangaret. Ama kıvılcım çıkarttım. Var bir şey şimdi kıracak, az kaldı. Steel. Al bakayım bunu. Bunu da al. Bunu da al. Bunu da al. Bu herhalde bu yeterli olacaktır gibi hissediyorum. İçimde o öyle bir his var. Şöyle gel. Şöyle gel. Buradan böyle gel. Lan. Takılıp durmazsana lan çakal. Hızlı iş yapıyorsun diye şey dedik. Yavaşlatma beni ve yeni kutumuz nasıl? Yok kutu da olmadı aslında. Fena da olmadı gibi ya. Dur bakayım. Bir değişik oldu. Evet. Şasiyi tamamladık diyelim. Yeni hangarın şasisini tamamladık. Şimdi bundan sonra bunun mekanik kısımları var. İçinde önce konveyör hatlarını çekeceğiz. Mekanik kısımlarını kuracağız. İticileri koyacağız vesaire vesaire. Ama bu bölümde değil.
Bu bölümü burada bitiriyoruz. Sonraki bölümde görüşürüz. Bay bay. Videonun içeriği bitti. Beğendiyseniz bir aboneliğinizi, bir like'ınızı, varsa bir de şöyle bir yorumunuzu alırım. Beğenmediyseniz bile yorumlarda belirtmenizi istiyorum. Belirtin ki ben daha iyisini yapabileyim. Tamam? Kendinize iyi bakın. Bay bay.